Gecenin bu saatine kadar beklediğiniz için hepinizden de Allah razı olsun. Malumunuz yerel seçimlere 2 aydan az bir zaman kaldı. Biz de AK Parti ilçe teşkilatı olarak sizleri ziyarete geldik. Hem adayımızı tanıtalım hem biraz sohbet edelim dedik. Ben ilçe başkan yardımcısı Ali Bozkurt, belediye başkan adayımız Sayın Ramazan Bahçıvar. Ben sözü ona bırakıyorum. Sizlere biraz sohbet edelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, cümleden hayırlı akşamlar. Ben de Ali abim dediği gibi sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Değerli Hacı Ömerlerle hemşehrilerim, kardeşlerim, sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Malumunuz 2 aydan az bir süre zarfında yeni bir seçimler var. Tabii bu seçimler diğer seçimlerden daha önemli. Belki bütün seçimlerde gelip sizlere bu şekilde konuşuyoruz. Ya işte bu seçim daha önemli, bu seçim daha önemli. Ama AK Parti 2002 yılından beri, kurulandan beri sizlerin desteğiyle iktidar oldu. Ve her seçim öncesinde mutlaka bizim ayağımıza bir şeyler dolamaya çalıştılar. Bu milletin önüne perde olmaya çalıştılar. Onun için bu seçimler de çok önemli. Sayın Başbakanımızın dediği gibi bu seçimler bir istiklal mücadelesi. Var olma, yok olma mücadelesi. Çünkü küresel güçler, küresel sermayeler, yani dünyadaki para babaları Recep Tayyip Erdoğan'sız, başbakansız bir Türkiye oluşturmak için bunun hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. İşte son operasyonların sonuçları bunlar. 17 Aralık bir operasyon günüydü biliyorsunuz. 17 Aralık operasyonu oldu. Herkes sabahleyin yatağından kalktı. Polis her tarafı basmış. Halk Bankası müdürünün evi, yok bakanların çocuklarının evi, şurası burası, birbiriyle alakası olmayan 3 tane 4 tane olayı birbirine bağlaştırıp bunun karşılığında amaçları başbakanımızı yemekti. Bütün dertleri, amaçları bu. Peki neden Halk Bankası müdürünün evine özellikle gittiler? Ben size bu olayların perde arkasını biraz anlatmak istiyorum. Tamam, malum seçimler. Seçimlerde ne konuşulur? Şu hizmeti yaptık, şu kadar hizmet yapacağız. Ne istiyorsunuz? Bunlar sorulur. Bunlar bize göre şu anda ikinci aşamada. Esas önemli olan şu anda bunları bilmemiz lazım arkadaşlar. Türkiye üzerinde ne oyunlar oynanıyor, neler yapılıyor, bunları bir bilmemiz lazım, tahlil etmemiz lazım. Aslında bunları sizler televizyonlardan bizden daha iyi seyrediyorsunuz, biliyorsunuz. Fakat biz yine de gelelim, hem hal hatır soralım, hem de seçimlerden önce insanlara bunları bir özetini anlatalım diye yollara çıkalım. O isteme faslı ondan sonra. Siz zaten gönlünüzde bir şeyler yatıyor. İnsanların kalplerini çeviren Allah'tır. Bu bir gerçek. Adam A partisi, B partisi zorla da olsa işte insanın Allah'la baş başa kaldı, yalnız kaldı. O sandığın içerisinde gönlünden ne geçiyorsa ona kurtulur. Bunları biz çeviremeyiz arkadaşlar. Ama biz bazı şeyleri sizlere anlatmak zorundayız. Bildiğimiz kadarıyla. Şimdi çok değerli arkadaşlarım, dediğim gibi 17 Aralık operasyonunun perde arkasında neler yatıyor, bunları sizlere biraz anlatmak istiyorum. Malumunuz İran devleti ile Amerika birbirine düşman. İran şu anda Türkiye üzerinden tüm doğal gazını ve petrolünü Avrupa'ya gönderiyor. Televizyonlarda görüyorsunuz, yumurtalık boru hattıdan başka Türkiye'nin üzerinden onlarca hat geçiyor. Suriye'nin, İran'ın, Irak'ın bütün petrolü, Avrupa'ya giden petrolü bizim üzerimizden geçiyor. Tabii İran, Azeri doğalgazı ve İran'ın petrolü geçtikten sonra Avrupa'ya gidiyor. Avrupa bunun parasını ödeyecek. Nereye ödüyor? Getirip Halk Bankası'na yatırıyor. Halk Bankası bu parayı ne yapıyor? Altına çeviriyor. Çünkü İran demiş ki, benim ekonomimde doların yeri yok. Ben altın bulunduracağım ekonomimde. Amerika diyor ki, hayır. Sen altın bulunduramazsın. Sen bulunduracaksan ya euro bulunduracaksın ya dolar bulunduracaksın. Hani diyoruz ya şu anda Merkez Bankası'nın kasasında, hazinenin kasasında Türkiye'nin 160 milyar dolar parası var. İran'da tabii kendini garantiye almak için devletin kasasında altın bulunduruyor. Tabii bu alışverişten bizim yerli bankamız olan Halk Bankası çok büyük karlar ediyor. Bir yıldan beri 7-8 milyar dolar bu işten para kazanmış Halk Bankası.
Dolayısıyla İngiltere'deki para babalarının, özellikle İngiltere'nin başındaki kraliçenin uykuları kaçıyor. Diyor ki bu paralar niye bizim bankalardan geçmiyor? Bugüne kadar Yahudi ve İngiliz bankalarının kasalarından geçiyordu. Ve şu anda Halk Bankası'nın yapmış olduğu son bir yıl içerisindeki 7-8 milyar dolar karı hep bunlar yapıyordu. Ne zaman bizim yerli bankamız Türkiye'nin üzerinden geçmeye başladı para, dediler dur bakalım biz bir frene basalım. Önümüzde bir yerel seçim var. Bunda bunları bir mutlaka tökezletmemiz lazım. Bundan önce 2013'te tekrar denediler biliyorsunuz. Biz tarihtekileri artık unuttuk. Kapatma davaları, başbakanı düşürme davaları bunları unuttuk. Artık şu bir yıl içerisinde hatırlamak lazım. Ne zaman 2013 yılının Nisan ayında IMF'ye borcumuzu bitirdi, başbakanımız dedi arkadaş bundan sonra sizden borç almıyoruz. Bugüne kadar size de çok faiz ödedik. Bundan sonra isterseniz size 5 milyar dolar para, siz de bize bakalım şu faizleri geri ödemeye başlayın. Yahu dediler Türkiye'de ne oluyor? Suriye'de savaş var. 150 bin tane Suriye vatandaşını biz sınırımızda şu anda yediriyoruz, içiriyoruz, doyuruyoruz. Yunanistan'da 3 yıldan beri ekonomik kriz var. Avrupa dayanmasa göçecek. Adalarını, uçaklarını satılığa çıkarmış. Bir aydan beri Ukrayna karışık. Etrafımızdaki tüm kara komşusu ve deniz komşularımızda sorun var. Bunun içerisinde Türkiye hem IMF'ye borcunu ödüyor, hem hazinesine 160 milyar dolar para koyuyor, bir taraftan da yolda, hastanede, postanede bir sürü hizmet yapıyor. Yani zaman zaman belki kullandığınız, benim her hafta 3-4 defa kullandığım Dursun Bey Balıkesir yolu. Geçen müteahhitin yanına uğradım. Dedi kardeşim bu yolun maliyeti kaç para? Dedi bittiğinde 250 trilyonu bulur maliyeti. Ha Dursun Bey hastane yapıyorsun. Çiftçi mahallesinde biliyorsunuz. 18,5 milyon artı KDV. İçinin tefrişatı şunu şu. Bunu 35 trilyon lira para. Bir taraftan bu yatırımları yapıyoruz. Bir taraftan borçlarımızı ödüyoruz. Hiçbir sorun yok. Allah'a şükür memleketimizde huzur da var. Dediler bunların huzurunu bozacağız. Avrupa'nın ortasında, Orta Doğu ile Avrupa'nın ortasında bir ülke. Tabii bir de ne yapıyor başbakanımız? Türk insanı, Müslüman Türk insanı çok merhametli. Dünyanın neresinde bir Müslümana, bir Türkiye veyahut da herhangi bir vatandaşa bir zulüm var, aç kalmış, uçaklar dolusu, gemiler dolusu bir de onlara yardım götürüyoruz. Çünkü niye? İnancımızdan ötürü. Bunlar yapılırken dediler, Türkiye artık jandarma olmaya başladı. Dünyanın başına jandarma oldu. Aynı eski Osmanlı Devleti gibi Türkiye'yi karıştırmamız lazım. Borcumuzu da bitirdik. Rahmetli Menderes bitirdi, ipe götürdüler. Rahmetli Erbakan hocam denk bütçe dedi, tam işler yoluna giriyor. Milli sanayi, milli uçak, milli tank dedi, 11 ayda iktidardan düşürdüler. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu elimde dedi, çok belgeler var, rahmetliyi şehit ettiler. Turgut Özal büyük bir ihtimalle zehirlendi. Şimdi aynı oyunları başbakanımızın üzerinde oynamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz sizlere bunları anlatmaya geldik. Nisan ayında borcumuz bitti 2013'ün. Mayıs ayında bir baktık, Taksim'de bir çalışma yapıyor. Belediye başkanı. Dedi ki Taksim'in trafiğini altına alıyorum, üzerinde yayalar gezecek, ağaçlık, yeşillik. Vay Gezi Parkı olayları, Türkiye'nin her tarafını birden karıştırdılar. Ya Taksim'de 50 ağaç söküldü diye, Balıkesir'de AK Parti'ye, başta milletvekilleri, CHP, İl başkanı olmak üzere yürümenin anlamı ne? Ne yapacaksın? Partiyi resmen savunduk. Polisler biber gazından durdurdular insanları. Neymiş? Taksim'de Gezi Parkı'nda ağaçlar sökülüyormuş. Ya bundan 5 yıl önce Koç Üniversitesi yaparken binlerce ağacı söktü. Eğitim yuvası diye kimse sesini çıkarmadı. Şimdi bakın televizyonda görüyorsunuz Taksim'in yeni projesini. Eskisinden daha fazla ağaçlar Taksim Parti yapıyor. Artı oradan söktü ağaçları da gidip de odun yapmadı adam. Gitti bir yerlere dikti. Yani amaç ağaç maaş değildi. Amaç Türkiye'yi karıştırmak, başbakanı baştan indirmek. Allah'a şükür biraz işler uzadı Gezi olaylarında. Fakat hükümet bir şekilde bastırdı. Hepsi kösüldü, yerine oturdu. Tam işler yoluna girecek. Yine bir seçim arifesinde 17 Aralık operasyonu. Az önce anlattığım gibi.
Halk Bankası'nın ettiği karlar. Yani Sayın Başbakanımın dediği gibi bu işi evladım yapsa reddederim. Biz lanet okumak bizlere göre değil. O laneti başkaları okuyor ama haksız kazanç elde eden varsa da Allah belasını versin. Verir zaten. Dünyada savcılar versin. Ahirette de Allah-u Teala versin. Biz bunun arkasında değiliz arkadaşlar. AK Parti %50 bir topluluk. Bu köyde de vardır. Bizim apartmanda da vardır. Türkiye'de de vardır. Mutlaka çürük cevizler olur değil mi? Biz bunlara bir şey demiyoruz. Bunların da ayıklanması lazım. Ama 76 milyonun içinde mutlaka çürük cevizler olacaktır. Biz bunların zinhar kesinlikle arkasında bilen değiliz. Biz bunları savunmaya gelmedik. Bunları kim yapıyor? Büyük para babaları dünyadaki. Bunların da maalesef Türkiye'deki işbirlikçileri. Onun için bu gerçekleri bilmemiz lazım. Bu seçimler onun için çok önemli. Bunun arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Onun arkasından bir genel seçim var. Değerli arkadaşlar, AK Parti gelmeden önce Ana Sol M diye bir hükümet vardı biliyorsunuz. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığında, yanında Mesut Yılmaz, ana vatan, onun yanında Devlet Bahçeli. Bir anayasa kitapçığını birbirine fırlattılar. Ertesi gün ne dolar yerinde durdu, ne mark yerinde durdu. Ortalık karıştı, savaş alanına döndü. Üç tane lider dediler ki biz bu ekonomiyi beceremiyoruz. Dünya Bankası'ndan kimdi o? Kemal Derviş. Aldılar geldiler. Derviş'e verdiler bütün kasanın anahtarını. Hadi bakalım dediler, ekonomiyi sen yönet. Arkadaşlar o 2011'deki 2001 yıllarındaki koalisyon iktidarındaki Türkiye'deki vatan bankalarının bütün mevduatlarının garantörü devlet olduğu için ödediği para 40 milyar dolar. Bu devlet ödedi onu. Recep Tayyip Erdoğan ödedi iktidara geldikten sonra. Çünkü niye? Vatandaş gitmiş faizine para yatırmış. Adam valize koymuş paraları. Uçmuş Kıbrıs'a, oradan da İngiltere'ye. Hadi mevduat garantisi. Adam gitmiş devlete cüzdanını göstermiş. Al sana parayı. 40 milyar dolar. Şu en son 17 Aralık'ta yapılan operasyonlardan Türkiye'nin zararı 150 milyar dolar. Borsadan, bankaların zararlarından 150 milyar dolar. 35 yıl terörle uğraştık. 350 milyar dolar paramız gitti. Ama 45 gün içerisinde 150 milyar dolar uçtu gitti memleketten. Neler yapılmaz 150 milyar dolara? Tabii bunların hepsinin sebebi her zaman söylediğimiz, sık sık tekrarladığımız gibi AK Parti'ye karşı yapılmış bir hamle. Bütün amaçları şu yerel seçimlerde acaba AK Parti'nin oyunu %50'lerden 45'lere, 45'lerden 40'lara nasıl düşürürüz? Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı kimi seçtiririz? Ondan sonra da bu memleketi nasıl AK Parti'den kurtarırız? Bir koalisyon iktidarına bunları mahkum ederiz diye bütün hesap kitap bu. Dışarıdaki para babalarının, oyun kurucuların hesapları bu. Bu hesapları bozmak için işte bu seçimde bir oyun çok önem var arkadaşlar. Gönlünüzden A geçebilir, B geçebilir. Herkese saygılıyız. Tüm siyasi partiler bu memlekete iyi işler yapmak için, güzel hizmetler yapmak için ortaya çıkmışlardır. Bunlara lafımız yok. Yarın bir gün diğer arkadaşlar da gelecek. Sizler aynı bizi misafir ettiğiniz gibi onları da mutlaka misafir edeceksiniz. Dinleyeceksiniz. Ama bizim şansımız şu. Bizim başımızda kaşığın sapını ortaya getirebilecek iyi bir lider var. Hem partimizin hem ülkemizin başında. Recep Tayyip Erdoğan. Allah'a şükür. Her şeyin farkında ve insanlar da onun en iyi şekilde destekçisi. Bu sebepten bu operasyonlar sonucunda başbakanımıza bir defa daha sahip çıkmak, ülkemize bir defa daha sahip çıkmanın zamanıdır. Bunun arkasından dediğim gibi bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Ne oldu 2007'de? Abdullah Gül cumhurbaşkanı olacak. Hanımın başı kapalı diye dediler. Bu Abdullah Gül cumhurbaşkanı olamaz. Niye olamaz? Hanımı kapalı diye. Ne oldu 7 yıldan beri hanımı kapalı? Memlekete şeriat mı geldi? 2002 yılından önce başörtüsünden ötürü devlet dairelerinde alınmayan, okullara alınmayan kardeşlerimiz şu anda okullara alınıyor da memlekete bir şey mi geldi? Bir şey mi oldu? Başı açık insanla başı kapalı insan beraber oturuyorlar.
Hep korktular. Acaba şeriat mı gelecek? Bunlar ne yapmak istiyor? El kaide mi yapmak istiyor? Şu mu bu mu diye. Hep bundan korkuttular bizleri. Ama elhamdülillah ülkemiz güçlü bir ülke. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii malumunuz seçim. İnşallah bu köy bizim yola çok yakın bir köyümüz. Bir defa daha gelme, hatta Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Ahmet Edip Uğur Bey'i de getirmeye çalışacağım. Onun da her gittiğimiz köyde mutlaka bizim selamımızı ilet diye bir şey var. Boynumuza borç kalmasın. Onun da sizlere selamı var. O da gelmeye çalışacak. Ama 892 tane köye nasıl gidecek biz de onu bilmiyoruz. Seçimlere kaldı şurada 45 gün. Tabii yeni bir yasa çıktı arkadaşlar şimdi. 55 yıllık il genel meclisleri artık bitti. Biz artık dükkanı kapatıyoruz. Mart'ın sonunda Allah nasip ederse il genel meclisi diye bir müessese yok. Bunun yerine ne geliyor? Belediye encümenleri, belediye başkanı ve belediye başkanları. Bu seçimlerde nasip olursa her yerdeki vatandaşımız sizler de olmak üzere 4 tane oy kullanacaksınız. Bugüne kadar yerel seçimlerde 2 oy kullanıyorsunuz. Genel seçimlerde tek oy. Şimdi bu oylar kime? Öncelikle sizi temsil etmesini düşündüğünüz muhtarınıza bir oy vereceksiniz. Hangi kimi muhtar görmek istiyorsanız onun pusulası ayrı, ona bir oy vereceksiniz. Ondan sonra listede 10. sırada olan AK Parti biliyorsunuz. Orada encümene oy vereceksiniz. Yani belediye encümenine, Dursun Bey Belediyesi'ndeki bizim inşallah arkadaşlarımız ayın 18'inde belli olacak 15 tane encümen üyemiz var. 15 encümen üyemizden de en fazla oy alan 3 tane arkadaş, bir de belediye başkanı olmak üzere 4 kişi buranın köylerini Balıkesir'de temsil etmek için orada toplantıya gidecekler. Aynı eski il genel meclis üyelerinin yaptığı gibi. İkinci encümen, üçüncü Dursun Bey belediye başkanı kim olsun diye oy vereceksiniz. Çünkü niye? Dursun Bey belediye başkanı köyünüze hizmet edecek. Dördüncü, Büyükşehir belediye başkanı adayı kim olsun buna oy vereceksiniz. Yani bu seçimlerde sahilde oturan da, villada, şehirde oturan da, Hacı Ömerler Köyü'nde oturan da 4 tane oy kullanacak. Artık sizin kanalizasyonunuz, suyunuz, yolunuzla Büyükşehir Belediyesi ilgilenecek. İlçe belediyesi genelde yer üstüne yapılacak işlerle ilgili. Köy konağından, oyun parkından, parke taşı döşemesinden. Fakat hep bize gittiğimiz yerlerde, bazı yerlerde şunu soruyorlar. Ya Büyükşehir Belediyesi bizim nasıl gelip yolumuzu yapacak, kanalizasyon? Onları nasıl yapacak? Dursun Bey Belediyesi'ne yetkisini devredecek. Diyecek ki kardeşim benim adıma eksikleri gider. Yapılacakları yap, ben bedelini sana ödeyeyim. Paralarını zaten işin başında biz oradan çıkaracağız. Onun için bu sistem daha iyi. Şu andaki il özel idaresi sisteminden çok daha iyi. Şimdi muhtarım geliyor bize, abi diyor bana diyor işte mezar duvarı yapacağım. Mesela 5000 lira para lazım. Tamam diyoruz muhtar, sen gel bir dilekçe ver bakalım bize. Dursun Bey geliyor kaymakamlığa bir dilekçe veriyor. Bu dilekçeleri kaymakamla encümen oturuyorlar. Haftada 10 günde ne zaman vakitleri olursa bir görüşüyorlar. Uygun mudur? Uygundur. Balıkesir'e gönderiyorlar bize. Ben Balıkesir'de İl Genel Meclisi'nde başkanım biliyorsunuz. Biz orada mecliste oturuyoruz, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Uygun mu uygun? Kararları valiye gönderiyoruz. Vali bakıyor, acaba uygun mu değil mi araştırıyor, imza atıyor. Buraya para geliyor tekrar, hadi bakalım ihale yap bilmem ne. Kulağımızı hep buralardan tutuyoruz. Bir paranın 5000 liranın gelmesi, o zamana kadar yaz giriyor, kış geçiyor, 45 gün 2 ay. Ama artık belediyede böyle değil. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız belediyecilikten gelme bir başbakan. Türkiye'de nasıl efsane oldu? Belediyecilikle efsane oldu. O atmayan suları, toplanmayan çöpleri topladı, İstanbul'un trafiğini düzene soktu. Dediler ki İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir. Hadi bakalım yolun açık olsun. Böyle başladı. Sayın Başbakanımız bu özel idare yasası çıkarken insanların iyiliğine, bu büyükşehir yasası çıkarken insanların iyiliğine çıkarıyor bu yasayı. Bunun bir tek avantajı daha var. Özellikle sizin gibi köylerde yaşayan arkadaşlar için. Şimdi tabii biz Dursun Bey'e belediye başkanı olacağız. Edip Bey Balıkesir'e belediye başkanı adayı. Belediye başkanı olacak ama acaba nasıl bu işlerin altından kalkacağız? Tabii bu işler neyle olur? Parayı düzgün yönetirsen ve paran olursa tabii.
elemanı düzgün yönetirsen, düzgün de projeler bulursan, böyle güzel başarılı olursun. Hesap ettik, kitap ettik. Dedik ki, acaba bugüne kadar düşen para neydi? Bundan sonra düşen para ne olacak? Malum Dursun Bey Belediyesi 9 mahalleyle uğraşıyordu. Şimdi 102 tane daha mahalle çıktı, 111 mahalleyle uğraşacak. Acaba bu paralar yetecek mi? Değerli arkadaşlar, Sayın Başbakanımız bu Büyükşehir Yasası'na şöyle bir madde koymuş. Özellikle sizleri ilgilendirdiği için söylüyorum. 10 yıl süre zarfında bütçenin, yatırım bütçesinin %10'unu köyden mahalleye dönüşen Hacı Ömerler Köyü Mahallesi gibi yerlere ayırma zorunluluğu getirmiş. Acaba dedik bu %10'lar hangi rakamlara tekabül ediyor? Baktık, hesapladık. Şu andaki İl Özel İdaresi'nden Dursun Bey'in payına, köylerin payına düşen paradan 4 katı daha fazla pay düşüyor. Bu çok iyi. Yani biz size 10 yıl içerisinde işte şunu yapacağız, bunu yapacağız veya yapacağımız hizmetleri 2 yıl, 3 yıl gibi bir süre zarfında daha kısa sürede bitireceğiz inşallah. Yani 10 yıl bu paralar ayrılacak. Bu da köyden mahalleye dönüşen yerlerin avantajları. Az önce de söylediğim gibi değerli arkadaşlarım, yarın bir gün sizlere diğer siyasi partilerden değerli arkadaşlarımız gelip bir şeyler anlatırlar. Ben size bunlarla ilgili bir ön bilgi vereyim. Oy oranları ile ilgili Balıkesir'deki, bunları merak eden genç arkadaşlar da 2011 Balıkesir genel seçim sonuçları diye girerlerse karşılarına zaten bu rakamlar çıkar. Doğrusu bu. Şimdi 3 tane Balıkesir'de büyük parti var. Mecliste nasıl 3 tane önemli parti varsa Balıkesir'de de şu anda önde giden 3 tane parti var. Milliyetçi Hareket Partisi 2011 seçimlerinde 1 milyon 160 bin insan yaşıyor Balıkesir'de. 860 bin şu anda seçmen var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy 106 bin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy 252 bin. Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti'nin aldığı oy 358 bin. Şimdi bunlar Balıkesir merkezde belediyeyiz diye çok güveniyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir sürü arkadaşım var. Ama nasıl oldu 2009 seçimlerinde bu siyasi kaza? CHP, MHP'ye oy verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tane bayan çıkardılar, belediye başkan adayı. Kadınca son 3 hafta zaten evinden çıkmadı. Dediler sen evinde otur. Biz burada AK Parti'nin karşısına çıkamayacağız. AK Parti'yi devirmek için şu MHP'yi destekleyelim. 15-16 bin oy verdiler. Kendi örgütleri ve örgütün içindeki insanlar anlatıyor. Biz diyorlar Balıkesir'de CHP olarak oturduk. Mahalle mahalle çalıştık. Arkadaş sen CHP'ye, sen MHP'ye bu şekilde planladık. 16-17 bin oy verdiler. Kendi tabirleriyle o civarda ve Balıkesir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ni kazandırdılar. Sistem bu. Şimdi alt alta üst üste de toplasan tüm memleketteki Cumhuriyet Halk Partililerin tamamı hepsi MHP'ye yüklense 106 bin biri, 252 bin biri anca 358 bin yapıyor. Birebir birleşseler. Böyle bir şeye de imkan da yok, ihtimal de yok. Yani biz inşallah Balıkesir'de seçimleri alacağız. Dursun Bey'de de alıyoruz Allah'ın izniyle. Anketlerde bunu gösteriyor. Ama biz sizlere gelmek zorundayız. Az önce anlattığım gerçekleri anlatmak zorundayız. Biz gönüller almak için geliyoruz. Oyunuz nasıl olsa arkadan geliyor. 2002 seçimleri, 2004 seçimleri, 2007, 2009 ve 2011 seçimleri her seçimde burada Allah razı olsun sizlerin destekleriyle AK Parti hep birinci parti olmuştur. Biz de elimizden geldiği kadar buralara hizmet yapmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Hepsini de bitiremeyiz. Ama bunları da görmeye çalışıyoruz. En son 2011 seçimlerinde geldiğimizde bizim en büyük sorunumuz şu anda yol dediniz. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. İnşallah şöyle bir durum da var. Geçen Edip Bey'le beraber Ankara'ya giderken Bursa'da karayollarında bir çalışma yaptık arkadaşlar. Ve şöyle bir karar verildi. Orada bir yetkili sağ olsun Balıkesir için çalışmış ve Balıkesir'in haritasını serdi önümüze, dedi ki sizin dedi Balıkesir'de 5 yere asfalt şantiyesi kurmanız gerekiyor. Öncelikle dedi Dursun Bey 600 küsur kilometre yolunuz var. Ama sıcak asfalt şantiyesi.
Hani şu anda Kepsut'tan beriye yapıyorlar ya, BSK dediğimiz. Öyle sıcak asfalt. Nasıl? Yeni kullanan asfalt üretimi mi diyorsun? Yeni, o bizim değil. O Bülbüloğlu'nun, biz şimdi kendi kuracağımızı anlatıyorum sana. İnşallah Nisan'dan sonra. Öncelikle de bir tane de Dursun Bey'e. Çünkü merkeze uzak, bunların nakliyesi çok tutar ve soğur asfalt. O sebepten bir tane Dursun Bey'e. Bir tane işte Gönen, Güney Marmara dediğimiz Gönen, Bandırma, Manyas tarafına, bir tanesini sahil bandına, bir tanesini Bigadis Sındırgı, bir tanesinde de Dursun Bey'e. Müstakil olarak kuracaksınız. Kepsut'u Balıkesir besler çünkü. Bir tane de merkeze. 5 tane sıcak asfalt şantiyesi. İnşallah bunları kuracağız. Hatta bana şeyi sordular. Dursun Bey dediler, taş ocağınız var mı? Kompozör tesisiniz var mı? Dedik, taş ocağımız da var, kompozör tesisimiz de var. Olmazsa Hacı Ömer'le orada bir tane daha var. Oraya da kurarız, mesele değil. Ama şu anda dedik, çalışan Selim Akı önünde biliyorsunuz yol üzerinde bir tane kompozör tesisimiz var. Nasip olursa onun yanında da sıcak asfalt tesisimizi kuracağız. Bundan sonra bu yolları da BSK dediğimiz en az 15-20 yıl ömürlü sıcak asfaltla kaplayacağız. Artık kaplama asfaltı, bu bizim yaptığımız asfaltı, yani bunu karayolları bile terk etti, yapmıyor. İşte bizim bu aşağıdan geçen yolda sıcak asfalt biliyorsunuz. Yani şimdi değil, yapılacak kısmı sıcak asfalt. Bir ay içinde falan ihalesi var onun da. Yol konusu da böyle. Değerli arkadaşlarım, ben konuştum, sizler dinlediniz. Sizin de bana söylemek istediği bir şeyler varsa, biz biraz da buraya konuşmaktan ziyade dinlemeye geldik. Bizi misafir ettiniz, Allah razı olsun, teşekkür ederiz, sağ olun.